Günaydın. Bugün böyle bir evden çalıştığım bir günü çekeyim dedim. Gördünüz, çamaşır attım, nemlendiricimi falan sürdüm. Şimdi bugün full, gerçekten full toplantıda olduğum bir gün. Aralarda böyle vakit buldukça size nasıl iş buldum Manya'da, iş bulma süreci, mülakat süreci nasıldı ve şu an nasıl çalışıyorum onlardan bahsedeceğim. Şimdi 2 dakika sonra toplantım var ama hemen hızlıca bir kahve yapayım. O sırada sizinle birazcık sohbet edeyim. Evet, gördüğünüz gibi hala geçici evde yaşıyoruz. Bugün tam 2 ay oldu. Evet, 28 Ocak'ta gelmiştik ve şu an 28 Mart'tayız. Alışmaya başladık gibi her şeye. Yani Almanya'da olmaya, ben işe alıştım. Alışıyorum hala. Onun dışında... İlk defa böyle bir ses çıkardı şu an. Çok ses çıkartıyor. Şöyle gideyim de konuşayım. Onun dışında gördüğünüz çamaşır odası var burada. Yani ortak. Burası böyle Airbnb apartmanı gibi düşünün. Her ev Airbnb burada bu apartmanda. Böyle de bir ortak bir yer var. Evin kirasını söylediğimde böyle çok pahalı, o kadar işte 1+1 ev o kadar verilir mi falan diyenler var ama uzaktan yani İstanbul'dayken bu kadar bulunuyor. Sonuçta bize eşyalı 1-2 ay yaşayabileceğimiz bir ev gerekiyordu. Ve evden de çalıştığım için büyüklüğü de önemliydi yani benim için. 1+1 ev ama 2+1 gibi büyüklük. Yani bilmeyenleriniz eski videolarıma, ilk Almanya'ya göçtüğümüz videoya dönüp bakabilir. Öyle. Bazen böyle saçma sapan yorumlar geliyor, sinir oluyorum yani gerçekten. İşte geldin, iyi halt ettin falan gibi böyle. Geleceksin, göreceksin, pişman olacaksın falan gibi böyle yorumlar var. Yani bırakın da ben yaşayarak göreyim ya. Ben deneyimliyim, değil mi yani? Herkesin yaşadığı şey farklı. Çok güzel koktu. Şimdi ben bu kahveye bir kaşık Hindistan cevizi koyacağım. Şundan koyuyorum. Bunu da Edeka'dan almıştım. Edeka'nın kendi markası galiba. Şimdi birazcık çalışalım. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Evle ilgili gelişmeler olabilir bu arada. Yani henüz belli değil. Onun için çok heyecanlıyız. Olunca ama hemen haber vereceğim. Instagram'dan direkt haber verebilirim. Oradan da beni takip edin. Unutmayın beni takip etmeyi. Şuraya bırakıyorum. Şuraya bırakıyorum. Hep karıştırıyorum nereye bırakmam gerektiğini. Instagram'a da bakın. Her şeyden daha hızlı haberiniz olur. Buranın tadı ayrı biliyorum. Ama oraya da bakmayı unutmayın. Şimdi birazcık work work work. Yazdı. Geliyorum sayıcım, bekle. Kola girmeden önce bu arada bugün Perşembe ama son gün. Yani işte son gün. Çünkü Paskalya var önümüzde. 4 gün tatiliz. Cuma tatilim yani yarın ve pazartesi tatilim. Onun için böyle biraz modum yüksek o yüzden de. Ay 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 ay. Bir de Türkiye'ye gideceğiz. Haftaya cuma gidiyoruz. Bütün bayram oradayız. İstanbul'a gideceğiz normalde. Böyle 3 günlüğüne Urla'ya da gideceğiz. Böyle küçük bir tatil olacak arkadaşlarla. Onun için ayrı bir video çekeceğim zaten. İstanbul'daki evimizi de kapatacağız. İşte nakliye işleri falan var. Onlardan da bahsedeceğim. Her şey yavaş yavaş böyle halloluyor ya. Çok mutlu oluyorum. 2 hours later. Şimdi bir ara verdik de. Bakın kalktığımızda güneşliydi. Şimdi soğuk ve yağmurlu. Ama şu çiçekler tomurcuklandı artık. Hatta böyle biraz yeşillenmeye başladı. Yani komple yeşillense de şurayı görsek artık. Merak ediyorum. Neyse bahar geliyor. Almanya'nın güzel zamanları geliyor diye duyduk. Çok güzel oluyormuş Almanya baharda ve yazın. Hiç yaşadın mı? Bir mülakata gelmiştim ama o da yaz sonuydu. Yine yağmurluydu. Yani burada yaz aslında 2 aymış da. Hatta o 2 ayda da ara ara yağmur yağabiliyor. Olsun ama bakalım. Hava en azından soğuk olmayacak. Duruşum peki. Şimdi ben bu işi nasıl buldum? Aracı şirketin adı ne? İşte mülakat süreçlerinde neler yaşadım? Şimdi bahsedeyim birazcık. Geçen sene Mayıs'tı. Neredeyse 1 yıl olacak düşünün ya. Beni bir aracı şirket aradı. Aracı şirkette benim şu an çalıştığım şirkete işçi yani personel bulmakla yükümlü sadece ve bunun üstünden prim alıyor. Aslında bu aracı şirket İngiltere'de hatta yani böyle bir sürü İngiltere'de İK şirketleri var. Farklı farklı Avrupa ülkelerine personel buluyorlar. Neyse aradı beni. Ben de o zaman Almanya düşünmüyordum henüz. Ve ben İngiltere istediğimi söylemiştim. Ondan sonra ve İngiltere'ye sürekli başvurular yapıyordum. Ama bir türlü geri dönüş olmuyordu yani. Ya da çok az oluyordu. O yüzden artık
Denizhan'la da oturup düşündük. Dedik İngiltere'den vazgeçmemiz gerekiyor gibi dedik. Sonra bu aracı şirket beni ikinciye aradı. Maaş da biraz düşük gelmişti çünkü bana. Onu da söylemiştim. Dedi ki başka bir pozisyon daha açıldı. Senin beklediğin maaşa uygun. Dedim ki tamam o zaman ilerleyelim. Neyse ilk mülakatı ayarladık. Aracı şirketin görevi mülakatları ayarlamak. Sonrasında işte mülakatlarda bana neler sorabilirler, neler çıkabilir karşıma bunları bana önceden söylemek. Ve sonrasında mülakat sonrasında nasıl gitti, işte ikinci mülakat ayarlanacak mı, ayarlanmayacak mı bunların bilgisini vermek. En sonunda relocate ettikten sonra işte yine bir şey yapıyor. Teklif aşamasında da tabii yardımcı oluyor. Danışman gibi düşünün yani. Ondan sonra iş başladıktan sonra işte bir ay sonra falan da yine yazdı nasıl gidiyor falan diye. Bu şirketin adı Energize. LinkedIn'den bulabilirsiniz. İlk mülakatı yaptık. İlk mülakat zaten çalıştığım şirketin İK'sıylaydı. İşte kendimden bahsettim. İkinci mülakatı yaptık ama bu mülakatların arasında biraz zaman oldu çünkü yazdı ve herkes izindeydi. Haziran'dı. O da teknik mülakattı. Bunların hepsi uzaktan oluyor bu arada. Sonra buna bu şirket benden on-site yani yüz yüze bir mülakat istediler. Vizem yoktu. Vize randevusu 1,5 ay sonra aldım. Sonra vizeye başvurdum çıktı derken o da Ağustos sonunda geldim buraya. O da güzel geçti. Zaten hemen 2-3 gün sonra teklif attılar. Yani Eylül başında. Ben direkt başvurdum ulusal vizeye. Eşimle birlikte başvurduğum için o da bana bağlı olarak benle yani ona ayrı bir işte aile birleşimi vizesine başvurmadık. Birlikte tek bir sayfadan başvurduk. Buna dikkat edin gidecekler çünkü aile birleşimi vizesi çok çok geç çıkıyor. Yani böyle bir sene bekleyen falan duydum. Hatta yani eşlerden biri gitmek zorunda kalıyor. Ona daha önce geldiği için aylarca ayrı kalıyorlar falan. Dikkatli olun yani birlikte başvurun. Eylül'de başvurduk. Normalde benim sözleşmem 1 Aralık'tı. Ben gelecektim buraya 1 Aralık'ta çalışmaya başlayacaktım sözde. Ama 18 Kasım'da vize atandı. Tarih. Schengen gibi değil bu. İlk başta başvuruyorsunuz sonra tarih atanıyor. 18 Kasım'da 7 Aralık'a tarih atandı. Dedik ki Ocak başına yetişir. Sözleşmeyi bir ay ertelemiştik zaten Ocağa. Ocak başına yetişir bu. Neyse bütün belgeleri topladık, gittik. Konsolosluktan başvurmadık, İDATA'dan başvurduk. Ondan sonra 7 Aralık'ta bütün belgelerimizi verdik. Hatta arkadaşlar bizden önce 6 kişi bilet almışlardı. Yılbaşını Düsseldorf'ta kutlayacaktık. Biz tabii 1 Aralık'ta sözde burada olacaktık yani. Onlar gelebildi, biz gelemedik. Ocağa da yetişmedi. 1 Şubat'a ertelendi şey. Sözleşme. Burada gerçekten fiziksel bir şekilde her ay eve kargo geliyor sözleşme. İmzalıyorum. Islak imza gerekiyor çünkü. Sonra tekrar kargo oluyorum sözleşmeyi. 3 kere yaptım bunu. Sonra Şubat 1'de burada olmam gerekiyor ve işe başlamam gerekiyor. Yani Ocağın 28'inde bizim de biletimiz var. Ocak 20 oldu. Vize yok. Haber yok. Yani biz çıldıracağız. 22, 23 gidiyor artık. En son haftadayız yani. Dedim herhalde yok yani. Bu ayda olmayacak. Ben 1 Mart'ta başlayacağım. Biz dedim eve arayalım, erteleyelim, her şeyi yapalım. Ondan sonra ben planlar yapıyorum yani diğer haftalara. Çat diye geldi 25 Ocak'ta. Zaten ilk o Almanya'ya 3 günde nasıl göç ediyoruz videosunu izleyen şuraya koyayım bilir. Yine yanlış tarafa koymuş olabilirim artık. 3 gün kala. 3 gün bile diyemezsin yani. Perşembe günü geldi. Bir cuma var önümüzde hafta içi. Pazar gidiyoruz zaten. Cumartesi de çok bir şey yapamayız hani. Bizim arabayı satmamız lazım. Evi kapatmamız lazım. Toparlanmamız lazım. Neyse 3 günde hepsini hallettik ve 28... Arabayı satamadık gerçi de. Arabayı buraya geldikten sonra Denizhan'ın babasında vekalet vardı. O sattı. Başladım işte 28 Ocak'ta geldik. 1 Şubat'ta işe başladım. Tam olarak 2 ay oldu işte bugün 28 Mart'ta. Öyle bir süreç. Aslında SAP danışmanıydım ben Türkiye'de. 4 sene boyunca proje bazlı SAP danışmanlığı yaptım. Danışmanlık şirketlerinde. Böyle durmam peki. Burada SAP Solution Architect yani çözüm mimarı olarak çalışıyorum. Eskiden müşteri dediğim yani projeler aslında her biri bir müşteriydi. Şu an müşteride çalışıyorum ben. Yani yaptığım iş çok değişti. Gerçek anlamda her dakika toplantıdayım. Her dakika birileriyle iletişimde olmam gerekiyor. Sisteme çok girmiyorum. Daha çok sürecin dizayn aşamasında da varım ama daha çok o sürecin dizaynının onay aşamasında varım. Eksik gördüğüm bir şey olursa dizayn için yorumlarda da bulunabiliyorum. İşte alışmaya çalışıyorum bu düzene ve çok büyük bir şirket gerçekten ADD'de çalışıyorum bilmeyeniniz için söyleyeyim. Bir senede falan alışacağım büyük ihtimal her şeyi çözeceğim gibi duruyor. Başta bir yetersiz hissettim kendimi hiçbir şey anlamıyorum. Saçmalama çok normal böyle hissetmen, işte çok normal böyle olması falan diyorlar böyle. Ondan sonra biraz toparladığım gibi zaten. Çok konuştum mesaj geldi bu arada. Öyle şimdi birazcık daha çalışayım ondan sonra öğle arasında açarım sizi yine. Birlikte yemek yaparız. İkinci postaları aldık.
İlk postayı da kurutmaya atıp, bunları da makineye atıp geleceğiz. Bu arada kaşımda bir boşluk fark ettim. Kaşım kokmuş mu, ne olmuş anlamadım. O yüzden bir kaş sabitleyici sürdüm. Bir bakacağım nasıl duruyor. Bir kat yukarıda. Washing laundry. Hadi bitmiş. Nice. Pardon, sağdan ilk ikisi çamaşır makinesi. Şu da kurutma. Umarım yakında bu dertten de kurtulacağız. Valizle yukarı çıkar, yıka, et, bilmem ne. Yakında, çok az kaldı bence. Ben öyle hissediyorum. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Şu yağmurda, şu havada bile bir sürü kuş atıyor. Yiyeceğim. Postaya yemiştim. Bakayım öyle ne yazmışım. Toplantım geç bitti. Saat 12 çeyrek geçiyor. Bir de yine toplantı var. Onun için çok hızlıdan bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Minicik buzdolabımız var gördüğünüz gibi. Evet, avokadomuz var. Şuracığım. Zeytin var. Bunda tanıştığımız bir çift var burada ve çok sevdim kendilerini. Belki izlerler. Aka ile Esma. Plate'ini de onlar getirdi. Bundan da yiyeceğim. Hızlıdan ben bir tabağımı hazırlayayım. Sonra size tabağımı gösteririm. Aşkım, sen bir şey yiyecek misin? Şimdi hazırladığım tabağı göstereyim size. Salona geldim bu arada. Bir şeyler izleyeceğim. Krem peynir sürdüm. Bu karabiberli krem peynir. Bu Philadelphia olan. Sonra avokado ezmesi yaptım. Biraz sertmiş, zor yaptım. Bir peynir almıştık, ondan koydum. Bu da ne biliyor musunuz? Bu somonun, yani somon fümenin şey hali yani. Somon değil de böyle daha bir tık daha yumuşak hali. Roka ve zeytin. Şimdi şuradan bir PlayStation açalım. Onun yamuk duruyor olmasının nedeni de hava almadığı için, arkası kapalı olduğu için PlayStation. Ya YouTube açacağım ya Netflix. Kaç dakikamız var? 24 dakikamız var. Birazcık Outlander izliyorum bu aralar. Yine onu izleyebilirim. Evet, saat oldu. 4:20 geçiyor. O nasıl bir cümle oldu derler insana. Saat 4:20 geçiyor. Şimdi bir toplantı kapattım. Yani kalkamıyorum ya buradan. Şu sandalyeden kalkamıyorum. Neyse şimdi bir de mutfağın haline bakın. Görmüşsünüzdür arkadan zaten. Deno! Mutfak diyorum, almış başını gidiyor diyorum. Neyse, şimdi size bir haberim var. Diyordum ya sabahtan beri bir şeyler olacak gibi ev için diye. Galiba bugün sözleşmeyi imzalayacağız yeni ev için. Yeni evden de bahsederim, çok heyecanlıyım. Ama çok tesadüfler tesadüfü bir ev bulduk yani. Böyle bir sürü tesadüfün bir araya geldiğini ve birden o evin karşımıza çıktığını düşünün. Ve birden okey, gelin kontratı imzalayalım dediler evi gördükten sonra. Şimdi birazdan, yarım saat sonra falan oraya gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Ve sahibi de Türk bu arada, evin sahibi. Çok heyecanlıyım. Evi de anlatırım, gösteririm bir ara. Normalde benim danışmanım var bu ev bulma, buraya yerleşmeyle ilgili. Başka bir danışman şirket bize danışmanlık yapıyor bu tarz işler için. İşte ev bakmaya geliyor, ev buluyor filan. Neyse şey dedi, bizim burada hukuk departmanımız var. Ondan bu sözleşmeyi göstermemiz gerekiyor. İşte doğru mu yanlış mı falan diye dedi. Bir sıkıntı var mı diye dedi. Ama şu an işte Easter'a girdiğimiz için çalışmıyorlar ve ev sahibi de sözleşmeyi 1 Nisan'da yani 4 gün sonra başlatmak istiyor. Onun için gidip şu an imzalamamız gerekiyor. Almanca tabii gidip bakıp okuyup hiçbir şey anlamayacağız. Ama Almanca bilen birine göndermeye çalışacağız. Adam da Türk olduğu için şey dedi, yani güvenilir birine benziyor. İş adamı, Google'a yazınca bile çıkıyor. O da açıklayacağım dedi. Ama tabii biz yine birine göndermeyi düşünüyoruz. Bakalım, umarım imzalarız. Umarım bir sıkıntı çıkmaz sözleşmede. Bakalım anahtarı alabilebiliriz bugün, yarın. 2 aydır Denizhan en az 150 eve falan başvurmuştur. İşte onundan geri dönüş alabilmişizdir. Bazıları red. Kaç ev gördük? 1, 2, 3 ev gördük bu zamana kadar. Bu da 4. oldu işte. Olacak. Oluyor gibi. Oldu.
Neyse şimdi şuraları toplayayım bir 10 dakikada. İşiniz yoksa buraya bekleniyorsunuz Denizhan Bey. Üstüme değiştim ve iş bitti bitti yani. Birazdan bitireceğim, kapatacağım laptopu. Biraz heyecanlıyım, gerginim. Ben hiç adamla tanışmadım yani ev sahibiyle. Ev sahibinin eşiyle tanıştım. Dün bizi evi gezdirdi. Bakalım göreceğiz. Birileri kapıyı kapatmış gerginlikten. Bu arada çamaşırları buraya astım, bir postayı. Çünkü kurutma çok uzun sürüyor ve artık üçüncü postaya kurutmaya atarım dedim. Hatta o da bitmiştir, onu da atayım Denon. Tamam, gel böyle çıkalım. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Evimiz olacak. Aşkım, gel gelin dedim. Aşkım, evimiz olacak. Evimiz olacak. Aşkım. Size kıyafetimi göstereyim. Hiçbir şey giymedim yani. Normal kot ve kazak giydim ama olsun. Göründüğü kadar buradan. Şurası çok dağınık çünkü. Başka bir yer yok. Bunlar hep burada duruyor. Kot ve normal kazak giydim. Hani çok normal, standart bir insanım görüntüsü vermeye çalıştım. Şimdi geldik ofise. Şimdi bir görüşme yapıyor şu an ev sahibi içeride. Biz de kapalı sandık. İlk başta kapı kilitliydi. Meğersem içerideymiş. Şimdi onu bekliyoruz. Şurada kahve yapıyorum kendime. Gençler, akşam oldu. Biz normalde alışverişi, yani market alışverişi yapacaktık. Çünkü önümüzdeki 4 gün, galiba cumartesi açık gerçi. Neyse, bayramdan dolayı kapalı diye biliyorduk. Evde hiçbir şey yok yani. Yarın ne yiyeceğiz acaba? Neyse, buluruz bir şeyler. O kadar da hiçbir şey yok değil de. O kadar çok konuştuk ki. Yani her şeyi detayına detayına her şeyi anlattı sağ olsun. Ve açıkladı yani Almanca sözleşme sonuçta. Ve bizim diyebiliriz ev şu anda. Henüz imzalamadık sözleşmeyi çünkü hazırlamamış. Pazar günü hep birlikte eve gideceğiz. Eve bakıp orada imzalayacağız. Böyle çok heyecanlandık ve geç oldu. Evde yemek de olmadığı için şu an bir pizzacıya geldik. Böyle hayırlı olsun diyebilir miyiz? Deriz. Artık iyi misin? Yani işte oturmam lazım önce. Daha yapacak çok şey yok. Oo, zaten o işler hiç bitmeyecek maalesef. Ben şarap istedim bu arada. Bana böyle şişede şarap geldi. Bir de kadeh geldi. Pizzalarımızı da söyledik. Çok açız. Bunları içelim, yiyelim sonra. Size market gezdirecektim. Olmadı ya bugün. Neyse artık başka videoya kısmetmiş. Ben böyle balıklı, ıspanaklı, soğanlı böyle karışık bir şey istedim. Kesilmemiş aşkım. Hadi afiyet olsun. Evet, şimdi çıktık şeyden, pizzacıdan. Size şöyle buranın Old Town'unu göstereyim. Çok küçük ama güzel bir Old Town'u var. Şöyle tatlış evleri olan. Ne bağırdın? Bu karanlıkta görünüyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok tatlış evleri var. Ama böyle iki sokak falan sadece. Mesela şu bina çok tatlı. Bu bina çok tatlı. Kapısının güzelliği. Bu arada bahara taktım kafayı. Yani salı günü olsun da baharın yeni bölümü gelsin diye bekliyorum. Ama bir yandan salı günü izlemek istemiyorum çünkü kopuk kopuk izliyorum. Böyle internette oluyor işte, reklam oluyor falan ya. Diyorum ki bekleyeceğim çarşambayı, çarşamba kesintisiz izleyeceğim diyorum. Dayanamayıp salı günü açıyorum. Neyse bakın burada da böyle çok tatlı iki tane bina var. Ama buralardan taşınıyoruz gibi bir aya. Sen yarın çalışıyorsun. Ben çalışmıyorum. Ben tatilim. Ay acaba yarın hava nasıl? Bu hafta sonunda çekeceğim bu arada vlog. Yani fikrim o yönde. Şimdi o kuruttuğumuz çamaşırlar var ya, onları böyle bir hepsini katlayacağız, toparlayacağız. 3 posta çamaşır var. Hepsini toplamamız lazım yani. Saat 10'u kaç geçiyor? Saat 11:20 var. Benim uykum geldi. Çamaşırları topladık, yattım, Instagram'a baktım. Neredeyse uyuyacaktım yani. Işığı bile kapattım. Sizi kapatmayı unutmuşum. Neyse uzatmayayım, ben şimdi artık yatıyorum. Yani yarın tatil olmasına rağmen 12:30'da yatıyorum. Ben böyle bir insan değildim. Ama burada bu hayat beni böyle yaptı. Erken yatıyorsak erken de kalkarız umarım. Yarın çekmeyeceğim ama cumartesi pazar çekmeyi düşünüyorum. Takipte kalın. Böyle güzel değişik vloglar da gelecek. Evle ilgili videolar da gelecek. Nasıl bulduk falan. Onun için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum çok. Görüşürüz. Bye bye. Ay size şu kare yastığımı gösterdim mi? Şuna bir bakabilir misiniz? Kapkare. Ve ben bunu böyle ikiye katlıyorum. Bakın. İkiye katlanmış bir yastık.